Dostlar, MK Malzemi'nden selamlar. Sizlerle yine yeniden bir kutu açılım videosuyla beraberiz. Bugün sizlere Huğulu Kooperatifi'nin özel yapım bir tüfeğini tanıtacağım. Tamamen el işçiliği, sanatsal bir çalışma olan, el işçiliği olan bir tüfeğini tanıtacağım. Öncelikle Huğulu çok güzel bir deri çanta yapmış. Tüfeği bununla birlikte göndermiş bize. Hemen tüfeğimizin açılımını yapalım. Tüfeğimizi tanıtmaya başlayalım. Çift taraftan şifreyle açılabilen bir şantamız var. Arkadaşlar, Huğulu Ventus SGR 9 modeli. SGR 9'u ister bu çantayla set olarak, isterseniz sade plastik çantası da alabiliyorsunuz. Öncelikle tüfeğimizin kasa ve dipçiğini çıkartalım. Çok güzel bir ağaç uygulanmış üstünde. Aslında standart dediğimiz bir ağaç ama numaralı, bazı firmaların numaralı dediği ağaçlardan bile güzel. Tüfeğimizin üstünde görmüş olduğunuz sağ tarafında 3 tane uçan ördek gravür işlemesi. Yine sol tarafında 3 tane uçan ördek gravür işlemesi var. Burada görmüş olduğunuz her ayrıntı el işlemesidir arkadaşlar. Burada altın kaplama, sarı tetik. Tetik kalkanındaki işlemeler, şöyle işlemeleri çekebilirsin. Bunların hepsi el işlemesi. Yani bazı insanlar el işlemesine değer verir. Çünkü orada bir sanat var, bir emek var. Bir işçilik var. Bazıları çok sevmez. Ama el işlemesi gerçekten seven insanlar. Bakar mısın? Burada da yine Huğulu'nun 2022 üretimi. Burada da seri numarasından görebilirsiniz. 2022. Şimdi şu tüfek bir Beretta'da, bir Benelli'de olsa, şu işlemeyle bir Beretta'da olsa dünyanın parasını isterler. Huğulu yapmış gerçekten. Bundan önce de Selçuk modelini çekmiştik. Selçuk %50 el işçiliği, %50 makine işçiliğiydi. Ventus Huğulu'nun en hafif serilerinden bir tanesi. 2 kilo 900 gram geliyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz tüfek 71 namlu. Mobil şoklu bir namlu sistemine sahip. 4140 çelikten 71 santim namlu yapılmış. Bu tüfeğin 66'sını da isteyebiliriz. 71-66, daha kısa veya daha uzunluğunu isteyemeyiz. Üzerinde ceviz ağacından güzel bir dipçik ve el kundağı takımı yapılmış. Tüfeğimizde ejektör ve sesi duyduğunuz selektör mevcut. Bu ejektör fişekleri geri atar. Selektör de atış esnasında emniyetin altında tüfeği sağ sol olarak ayırdığı zaman namlu bağlantılarını önce alt namlu atsın, sonra üst namlu atsın. Diyebileceğimiz bir olay. İki tane askı ayışı takma yeri bırakılmış tüfeğin üstünde. Bazı pozilerde askı ayışı takma yeri gelmiyor. O da büyük sıkıntı oluyor. Tamamen işçilik abidesi. Alıp hem avlarınızda kullanabileceğiniz, hem de gözünüz gibi bakabileceğiniz, çıkartıp böyle sevebileceğiniz, bir yere astığınız zaman dikkat çekebilecek bir ürün. MK stoklarında arkadaşlar. Gayet şık da bir çantası olmuş. Saklanabilecek şık da bir çantası var. Tüfeğimizi de yakından çekersen kardeşim şöyle. Ne kadar işçilik var değil mi böyle? Evet dostlar, mkav.com siteleri üzerinden mağazamızdaki satılan bütün ürünleri inceleyebilirsiniz. Bizimle oradan iletişim kurabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Çıkan en yeni model, en ilginç modelleri sizlerle paylaşmakla devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. MKV'dan selamlar.